Şimdi bu keten tohumu çok çok önemli bir bitki keten. Bundan eskiden atalarımız bezir yağı denen bir yağ elde ederlerdi. Unutuldu bugün, bezir yağı kimse bilmiyor. Duyduk ama nedir Bezir yağı. bilmiyoruz. Evet. Bunun eski ismi seyrek denir, zarek denir köylerde. Bu Devamlı. çok özür dilerim. Bezir yağının belki hiç alakası yoktur. Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Aç kapıyı bezirgen başı diye. Bununla bir bağlantısı var mı? Yok Yok. yok. Bezirgen başka bir şey değil mi? Bezir yağı başka bir şey. Bezir yağı başka. Belki bu yağı üretenlerin başındaki kişi mi acaba dedim bilmiyorum. Eskiden köylerde her evde böyle bir küp veya kazan dolusu bezir yağı olurdu. Evde yapılıyor. Evde yağ olurdu. Her evde. Bu margarinler çıkmadan önce. Bu bulunurdu. Bunlarla mesela rahmetli annem böyle lokmalar yapardı. Hamurlu atar içerisinde böyle bir şey. Ay lokma demeyin İbrahim Bey. Ne güzel bir şeydir o. Ne Yani ben tatlı. 50 yıldır o tadı hiçbir şeyde daha göremedim. Yani. O Bezir kadar yağıyla bezir. yapılıyordu. Şimdi yağlar ikiye ayrılır. Ölü yağlar, diri yağlar. Hiç böyle bakmamıştık meseleye. Biraz da buradan bakalım. İki çeşit yağ. Ölü yağlar nedir? Margarin. Sıvı yağın sıkıştırılarak sis formundan transforma geçirilmesi sonucu sıkışıyor ve şekli değişiyor, bozuluyor. Onun için mi trans yağ Trans diyorlar? yağ. Yani bir sürü duyuyoruz, tereyağına yakın vesaire. Hiç ilgisi yok. Margarin margarindir ve margarin ölü yağdır. Margarinle beslenen kişinin hücreleri, hücre membranı sertleşir. Hücre membranı sertleşir, kalınlaşırsa Zardan bahsediyorsunuz değil mi? Hücre zarından. hücrenin zarı. Evet. Hücre zarı sertleşirse içeri yeterince besleyici madde, vitamin, mineral, enzim, glikoz girişi engeller bir. Çok doğru. Zaten hücre zarı alışverişi yapıyor. Bize bunu artık ilkokulda, ortaokulda bile öğrettiler. Hücre zarı bütün hücrenin içine girecek sağlıklı besinleri alan, zararlı besinleri engelleyen bariyerdir. Eğer orada bir problem varsa, hücre zarında bir sıkıntı yaşanmışsa hücre bitiyor. Evet. Değil mi? İçerideki toksik madde de dışarı atılamıyor. Atılamıyor. Kişi yavaş yavaş uyuşuyor, tembelleşiyor, hantallaşıyor. Sonra kanserler işte. Hareketi azalıyor vesaire vesaire. Hücrelerin fonksiyonu azalıyor. Kişi de tabii ki otomatik uyuşuyor yani böyle robot gibi O da yavaş. hastalandı işte tabii. Hareketleri yavaşlıyor. Düşünmesi yavaşlıyor. Yani düşünemiyor bile. Tabii. Konsantre olamıyor. Şimdi bunun bunun tohumunun %85 oranında %35 ile %45 oranında yağ içerir. Bezir yağı, keten yağı dediğimiz. Keten tohumu. Bu yağ zeytinyağından da kaliteli yağ. Dünyada en kaliteli yağ. Yani balık yağından sonra en kaliteli yağ Keten yağı. keten tohumu yağ, bezir yağ. Şimdi mesela kabız olan kişi Ben ondan birazcık alayım. Bu böyle çiğnenerek de yeniyor, değil mi? çiğnerek de yani, tabii. Ben bir ara bunu salatalara kullanıyordum İbrahim Bey. Salatalarım Kullanır. için atıyordum. Şimdi mesela şöyle bir kase alıyoruz. Alalım. Aa, bir şeyler getirmişsiniz. Harika. Ne yapacağız? Birazcık Yoğurt yoğurt, mu? evet. Bir kase yoğurt da şöyle. Önce tohumu atsaydık. Neyse. Bir kase yoğurdu böyle yoğurt koyuyoruz. Ve Evet. buna 2 yemek kaşığı keten tohumu. Şöyle. Biraz karıştırıyoruz. Böyle karıştıktan sonra keten tohumlu yoğurt. Tadı da çok güzel bu arada. Keten Yani tohumunun tek başına bile tadı çok keyifli. artı buna biraz mesela varsa evde bezir yağı katılabilir. Veya biraz bal katılabilir. Veyahut da bazıları ceviz katabilir, fındık katabilir. Özel bir karışım. Yani yapılabilir. Bunu yediği zaman kişi Ne günde olur? 3-4 defa kabızlık yavaş yavaş önlenir. Fakat çok çok ağırlaşmış ve kronikleşmişse o zaman mutlaka bizim 19 bitki karışımlı Lahana suyu. lahana suyumuz gelir devreye. Yani lahana ağırlıklı ama 19 tane içinde Evet. bitki var, değil mi? O zaman çok yoğun mantar varsa, bakteri varsa Onu mutlaka bu gerek. çözüyor. Bunu çözün. Siz